Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibatu lilmuttaqin. Essalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bugünkü suhbetimiz Müslümanın ziyaretteki ahlakı. Ziyaret. Bu özü kandı amel. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den Abu Hurayra radıyallahu anh rivayet kılgan hadis. Bu sahih Müslüm'den bu hadis. Resul etediler. Enne raculen zâra ahan lehu fi qaryatin uhra. Bir kişi başka bir kışlağdaki beraberinin ziyaretine çıktı. O yolda ketip borarken Allah Teala onun yoluna bir farıştan yubardı. Farişte bu kişinin aldığı gelip kaya paketi yapıştı dedi. Haliki kişi bana bu kışlağdaki bir ağırlarımı ziyaretle yeni keti yapmadı dedi. Farişte onda bir haciz var mı, hakiz var mı, kardiz var mı, bir işiz var mı dedi. Kişi cevap verdi, yok dedi. Beni fakat onu Allah için yakışık göremem, şunun için ziyaretle yeni keti yapmadı dedi. Farişte onge cevap verip etti ki, siz onu yakışık görgenizdik, Allah ham sizni yaxshi ko'rdi. Shu narsani xabarini berishlik uchun meni yubordi. Men Allohning elchisiman dedi. Demek siz bilan biz bir-birimizni qilayotgan ziyoratimizdan maqsad Alloh taoloning muhabbatiga sazovor bo'lishlik. Chunki Alloh taolo hadis qudusida marhamat qiladi. Vajibat muhabbati lil mutahabbina fi. Men uchun bir-birlarini yaxshi ko'rgan kishilarga mening muhabbatim vojib bo'ldi. Demek mana şu Müslüman birodarını ziyaret kılışlığı sebep Allah Teala'nın muhabbeti bendeki vacib oladı. Yani şu ziyaret Allah'ın muhabbetini bizge vacib kılışlığı için kendi bir kanun kaydaları var, kendi bir adabları var ki biz riaya kılışımız gerek. Bugünkü subatımız bana şu hakkıda. Birinciden Müslüman adam ziyaretini münasip vakitte kılış gerek. Çünkü bir vakit kılınken ziyaret bu ziyaret kılınırken hem ziyaret kılınırken hem bir haracı koyar yönlerse. Mesela Bamdat namazından keyin ziyaret kılıştık bu makulmez. Peki hutbandan keyin saat 12'deki böyle bir yapış oturuyla aynı Allah için size ziyaret kılınırken yani geldim deyişlik. 12'deki sen necideki desen. Çünkü birinciden ziyaret vaktine kilişip alışlık gerek. Keşke vakit. Şundan ki adab ziyaret kılışıyken eğer zarurat bulması bu adab denmez. Çünkü adamlar işiden çerçep giyen, aile azalarla oturup bir avukatan şeyde bir taraddüsü oturken de bu adamı barışlığı, tosyattan barışlığı. Bu elbette ikkala tarafına hem nakul ahvalge koyadı. Şimdi hazırki zamanda hemenimizde kolumuzda telefonlarımız var. Şu ziyaret kılışı bugün ağaynımız bulan ulanıp durup, kaysa vakitte bir imkan buladı. Dertleri kelişi barışı makul buladı. Eğer avaldan kelişi barışı imkanatı bulmasından, tosattan, yani o adam için tosattan ziyaretge borgen bulsayız, sizi kütüşlükge, sizi üyüge kiritişlikge imkan bulmasından kaytar varsa hap olmayın. Çünkü bu, ana şu kişinin Allah onge vergen hakkıydı. Demek, münası vaktini tallaştığımız gerekiyor. İkinciden, vakt geliştik, eşikini aldığı bardık, üç madde eşiğini kalkamaz. Peki eğer kongurak olsa üç madde çalamaz. Tamam. Tör maddemez. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etkenler el isti'zânu thalâf fe in uzine leke ve illa ferce. Resulü etkenler ruhsat soruş üç maddedir. Eğer senge izin verilse içkere gekir, eks halde ordinge kayıt. Üç madde çakırıladı, indemedi, kayıt getirilmedi. This is 10 kulübünü 3 metre çarptırıp, çap kulübünü 3 metre çarptırıp, yani bırak bir kelteyi de yaptırıyor, 3 metre çarptırıp, eğer yana da bırak bir şehir girilen ki yanımızda uyan 3 metre çalalıyan olsa bu elbette bir adablik oladı. 3 metre çaldıyız, 3 metre çakırdınız mı, eşitti mi, bildi mi, farksız, kaçıp yetersiz. İçkere de adam turgenliğini bir sezen, açma yaptı mı? Demek açmasını ki onu bir nasıl mecbur kılı yaptı. Üyüde boktur açma değişikini ya. Ben gördüm beni ki kendime ki eşittirdiktir hap olamaz. Burada Allah onun hakkı. Siz vadalaşılmazdan ittifaka gelişilmeyen vakitte geldiniz mi? Haklamasa çıkmıyordu.
Ve onu siz bu nasıl için malamat kılamıyorsunuz. Kuyuda ayrı bir ürfü adatlarımız gibi doğru kemiyordun işlerde ekletemiz. Lekin bu şeriat buradayız. Gelişmediniz mi? Şimdi tosattan vardınız mı? Haklasa kabul kıladı, haklamasa yok. Üçüncüden. Eşiği de kalktık. Cevap oldu. Şimdi eşikte ögürülüp duramız. Çünkü eşiğini açken payette közümüz içkerge düşlüğü kereymez. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem innama cu'ilal isti'zanu minen nazar. Ne için ruhsat soruladı? Karışlık için diyordu Peygamberimiz. Kiriş için mi? Karış için. Çünkü eşiği de açken payette eğer içkerge harap duradıyan basız nazar düştü mü? Bu mümkün mesele. Eşiği açıp içkerge kirin demek için içkerge harap olmuyordu. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetleri, adabı eşiği takılatıldı. Hem de eşiği ögürülüp dururlardı. Ta ki içkerge eşiği de açken de üyünü egesi sizge körsatışlı, haklamayken bir halat buluşu mümkün. Avrat degende şey fakat ceset avratını düşünmeyelik. Avukatem avrat. Yatak cahiyem avrat. Üyü de sizge körsatışlı halamı yaptı mı bir nesasını? Mana şu nesas avrat hesaplanadı. Demek üçüncü adabı eşiğini kalktık, yan başı götürüp ögürülüp duramız. Çünkü eşiği de yaş balacı varışı mümkün. Peki erini işten kelişini tutturgan ayol şart açıvalışı mümkün. Nakulay halat buladı. Müslüman adam bana şu orunda Peygamberimizin sünneti yergeçliği lazım buladı. Eşi açıldı, hanadandı sahibi tergeli körer. Ayala eğer mehmahanada olsa bir akı tutturayım der. Peki bir ıvır sıvır olsa onu tatbik ettirer. Kulas üyüde gelsin muhlat verişlik kereği buladı. Törtüncü de eşi de kalktık. İçkereden kimdir çakırdı? Meyim deyimiz. Seni kimliğini hayaldan bilsin. Bura bir hazır kaşır ağadan bilsa, buna kadar tanışın mı yok da bir kürk ötüp olsa, hakkı var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatıyla bana bölgen İsra ve Miraç vakiyası gibi müracaat kıladığını bilsek, Cebrail aleyhisselam ile Peygamberimiz bir Osman eşiğinden ikinci Osman'a köterlerken, Cebrail aleyhisselam eşiğini kalktı, sama eşiğini. Onu korukçuları kimdir soradı? Cebrail ile miyim dedi mi? Cibril mi dedi. Siz bilen bu kimse var mı dedi. Men bilen Muhammed var dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Bana şeyim sizden bizge ders. Ziyaretin adabadığına bittesi kimdir sorugun payette? Falancı mı? Ve men bilen falancı yan var dedi. Ayetçilik gerek. Hayır bunçalı insanı özümüzden bilemez. Şuna kadar minberde durup ayetçilik şart mı? Burada da bilmediyaların var. Özü bir karanlığa acaba tüket etti. Böyle kimsen dese men de ne diyor? Köçüde türgenlerden falancı mı değiş gerek? Hala bu burada ülke kirip getirken yok. Şu adamın uzun atın açılığı gereği bu. Hem de kirip salam verişlik. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem künladı biri de Sa'd ibn Ubada raziyallahu anhu'nun yüge vardı da kirişlik ki izin sorup eşiğini kalktı da Esselamu aleyküm dedi. Sa'd ibn Ubada raziyallahu anhu Resulullah salam veri yaptı da bu kişiye. İçi de aleyküm salam. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatü dedi. İştirmedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem işitmek şekliydi. İkinci madde. Esselamu aleyküm dedi. Sa'd raziyallahu anh yine aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatü dedi. Yine bir madde etsin diye yaptı da. Üçüncü madde Peygamberimiz esselamu aleyküm dedi. Yine de yine eğer hazır bildirmezsem ketip kalıp dedi de aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatü dedi çıktı. Çıkıp durup ya Resulullah dedi. Sizi her bergen salam bizi eşit durudun dedi. Fakat aleyhini içinde alın dedi. Ne mi yunda kıldığınız oldu? Sizdeki zatını salamı menge kayta kayta atılışını hokladım dedi. Demi adab eken Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Burada da yakşı açıklıdınız mı? Tüzey misiniz? Tinç misiniz? Bu tahiyyeler için biz acil amimiz. Kaleysen. Zümsen işlerin yakşı mı? İşlerin yakşı mı? Birinci iş şöyle olardı. Eğer iş kırıb olsa, mamurakını yıkılsa bol olarak bu bulan. İşler kalıyor dedi. Biz, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Bana şu İslam tahiyyasını birbirimizde erçtiğimiz bizge lazım olalım. Ve bana şu salamda yine biz acil olalımız. Yani maile Ali, yaşa tuttu dizme, tiş misiniz? Maile bundan ki, lakin birinci ne olalım? Esselamu Aleyküm. Eşiği de kalktık, salam verdik, eşiği açıldı. Yani de içkerge kirin, merhamet, tafaddal demeyin için içkerge kirmeyimiz.
Çünkü üyde egesi ihtimal sizi kegenizi, bilgenliğini, bildirip koyuşun yaşayla açıp koyuyordu. Kirin demedi mi kirin oturamız. Bu ham Müslüman adamın adabı. Kirişlik bile. Raya kılın adıken meseleler, közünü tiyişlik kirek. Ettik üydeki meseleler avrat. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ خَب۪يرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ Ey Muhammed, müminlerge aytin. Közlerini tozsunlar. Közlerini tozsunlar. Ve avratlarını saklasınlar. Mana şu, ular için en toza yoldur. Elbette Allah ular kılıyorken, onlardan haberdardır. Alan calan kımastan, kirdi, doğru takil kılınca onu yakarak kirip getirmedi. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ali radıyallahu anh'u gelipkendiler. Ey Ali, bir nazar ketiden başkasını erçitmeyin. Zira o zinanın elçisidir. İnsanlık közü bir madde çüşlüğü günah görür müydü bir nazar geldi? Közünü ap kaçtı, ikinci madde abarayan madde günah görürlerdi. Çünkü közü şüphalı şart aladı Müslüman karam idi. Birincisi ki günah görür müydü? Yani bu da bir kara kendi üzülmesinden karavallı gelmez. Çünkü insanlık közü çüştüredi. İhtiyarı bulan karagen payette şunda günahkar bulan. Demek üyge kirgen payette közümüzü tiyemiz. Hop, buranın üyge kirdik, eşini koktuk. İçkereden ayalı yok ki kızı cevap verdi. Buralarız yok iken üyde. Buraların falancı var mı? Yok. Bu oldu. Başka yaptık gereği yok. Arkaya karab ketilinledi. Eğer kolizde buraları kaldırıp yetişiriz gereği bu genlerse bulabiliyor musa? Ahlilerine, eşitlerine falan da sana koyup getirip ben, buralarımda falançı falan da sana koyup getirip koyular, bu yap tamam. Aşışı yapmak gereği yok. Aşışı yapmak gereği yok. Çünkü öğretelik. Kimsiz? Ne madem koyayım? Degen yaptı, ayarlarımız yapırmasın. Eğer zarar olsa, o şey taşkaradan kegen ziyaretçi olsa ait koydu. Bana bunu değil, bana bunu değil, de koyular deydi. Ayarlarımız gen, şuna sana talim vererek. Ve eşik altından durup yapırken de avazlarını mulayim kılıp yapırmasın. Avazlarını mulayim kılıp yapırmasın. Çünkü Allah da Allah talim vergen. Kalbide marazı var adam olsa taşkarada. Tağına gekirip olmasın. Sodda kıska lönde kılıp. Hop. Üyde erkek kişi yok iken. Buradarız üyge varmış. Şunda mutlak bu üyge kirip bu miydi? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dediler, İyyâkum vedduhûle alen nisâ. Fekâle raculun, ya Resulallah, araytel humû. Kâl, el humûvû el mevd. İhtimal, bizi ulfa adetlerimizde doğru kemez. İhtimal, ağır batar kimler gelir. Lekin bu şeriat, bu din, buna ayetişimiz gerek. Resulallah dediler, ayarlarının aldığı kirişten ihtiyat bulunlar. Yani ayarlar yalnız olsa, ularını aldığı kirişten ihtiyat bulunlar dedi. Şunda bir kişi, ya Resulullah, humu, yani erdin yakın kişileri bu saçı dedi. Dikkat kılasılar, kaynaka ya ki kaynuka. El humu dedi. Peygamberimiz dediler, el humu dedi, ölüm dedi. Başka bir hadislerde üç ümmette ölüm, ölüm, ölüm de tekrarladı. Akeyze ayağlı, ükeyze ayağlı, üyde yalnız koyan bu saçı, kirmesliği düşünmedi bana şuna sildi. Bu hadis şunda dalalat kıladı. Bana avvaldan ayet koydum, ihtimal ağır batır kulağımızda. İhtimal kimler gelir yokmaz. Bizi ürfü adatımızda doğru kemez. Lekin şeriat buradarlar bu. Yani elbette o akeze ayalı farzantlar bilen başka adamlar bilen olsa başka mesela. Yalnız koyan da yanı gekir bu miydi? Kaynakayım, kaynakayım. Çünkü bana şu sebep, ihtimal aileler buzulup keder. İhtimal buzulgen duran. İhtimal yuvahan bu gendirsiler bu narsaya. Çünkü biz şimdi bir zamanda şey yapıyoruz ki, nahatta bir kıyın. Şimdi hala ki eşiği de açken aval, özümüzü adam bu, özümüzü karandaşlarla kirgizip koyar. Ve özümüzü adam degenlerken ihtimal kimigen itibar vermez. Dikkat kıleli. Kareler de elhamdülillah, Allah'ın fazla, arak, zina, kımar, uğurlu, şimdi yaşayan haram işlerden elhamdülillah Allah'ın fazla bulan köpçülüğümüz değildik. Şimdi şimdi yaşayan işlerden nabat geldi. Ayollar gen şuna sen örgütelik ki, üyde fakat özü yakki kalabiyon bosa, buraya namahram erkekke eşiği de açmasın umumen. Yani katalat hemen, şunge mabat geldi indi. Hala kol verip, ayol kişi bilen erkek kişini körülüş hakkıdan yaklaşamaz.
Yana qaytarib aytaman, ehtimol kimgadir yoqmas. Nimcha yana bu mavzu unchalik qiyin qilib tashlaysizlar. Ha buni deb qattiqini gapiraversanglar, biror-birodi ziyorat qilmay qo'yishi mumkin. Deydigan odamlarga javob shuki, bu shariat bu. Bizga yoqadimi, yoqmaydimi, urf-odatimizga to'g'ri keladimi, yo'qmi? Bu boshqa masala. Biz dinni gapiryapmiz. Biz o'zimizni gapimizni gapirmayapmiz. Oyatni, hadisni aytyapmiz. Bir vaqtlar ehtimol hozir ham bor. O'ziga nomahram bo'lgan erkak bilan ayolni qo'l berib ko'rishligi oddiy ish edi. Ya'ni nomahram kim edi? Siz uylanishingiz mumkin bo'lgan ayol borki, sizga nomahram bo'ladi. Siz uylanishingiz mumkin bo'lmagan ayollar sizga mahram bo'ladi. Tushunadik. Endi amakini qizi, tog'ani o'g'li bular bir-biriga nomahram hisoblanadi. Bular bir-biriga nigohlanishi mumkin. Demak, bular qo'l berib ko'rishligi mumkin emas. Dini bilim odamlar orasida tarqalyapti. Dinidan odamlar xabardor bo'lyapti. Shariat ta'limidan o'rganyapti-da, bu narsalar sekin-sekin joyiga tushyapti. Endi o'ling, boyagi holat. Yolg'iz turgan ayol eshikni ochib kirgizdi. Qarindoshimi yoki boshqasimi edi? Er ko'chadan keldi. Uyda erkak kishi o'tiribdi. Qanday holat bo'ladi bu? Undan tashqari, uyida eri yo'qligi aniq bo'lib turgan ayolni uyga bir erkak kirib chiqib ketdi. Ehtimol akasidir, ehtimol ukasidir. Tashqaridagi odamlar nima deb gumon qiladi? Musulmon odam o'zini shubhali o'rinlarga qo'ymasligi kerak. Ehtimol boyaga aytgan o'zini ukasidir ehtimol. Sizni shubhaga solgan narsalarni qo'yingda, shubhasizni qiling. Eshitaydan javob berib ko'ring. Uyda hech kim yo'q edi deb qo'yaversin. Kirmay qo'yaversin. Sizga ham xotirjam, ayolga ham xotirjam, kuyoviga ham xotirjam. Shariatning bu hukmlaridan bexabar bo'lgan odamga bu albatta og'ir botadi. Qanday endi deydi? Qanday kirgizmaydi deydi? Akam kelsa kirgizmaydimi uyga deydi? Kirgizmaydi. Bu shariat bu. Agar senga yoqmasa, buni tushunmayotgan bo'lsang, bu sening musibating. Senga biz oyatni, senga biz hadisni aytyapmiz. Ayol kishi yolg'izmi? Kim kelishidan qat'iy nazar kirmaydi. Endi o'zini ukasi, o'zini otasi boshqa masala. Endi bu bilan biz o'sha ayol haqida yoki ziyorat qilib kelgan erkak haqida yomon gumondamiz. Albatta ular bir yomon ish qiladi deganimiz yo'q. Shariat muammoni hal qilmasdan shu muammoni kelib chiqadigan sabablarni yo'q qilib qo'yadi. Endi shu muammo bo'lmay qolaveradi. Kirgizmasin, yomon gumon ham bo'lmaydi, boyaga noqulay holat ham bo'lmaydi. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zi amal qilgan bu narsaga va siz bilan bizni mana shu ishga buyurgan. Payg'ambarimiz aytganlar: "Majtama rajulun va imro'atun illa va kana ash-shaytonu thalithuhuma." Bir erkak va bir ayol yolg'iz jamlanar ekan, ya'ni odamlardan xoli bo'lgan yolg'iz holda erkak bilan ayol qolar ekan, shayton ularning uchinchisi bo'ladi. Uchinchi sherigi shayton bo'ladi. Shuning uchun qanaqa bir odamsiz, qanaqa qalbingiz toza, niyatingiz qanaqa to'g'ri bo'lishidan qat'iy nazar payg'ambarimiz o'tirma deyapti, yolg'iz ayol bilan xilvatda bo'ldi, gap tugadi. Niyatingga ham qaramaymiz, kimligingga ham qaramaymiz. Sen payg'ambarimizning so'ziga quloq solishing kerak. Yolg'iz qolishing mumkin emas. Agar yo'q, meni niyatim to'g'ri, agar bir yolg'iz qolib qolsam hech qanday bir mushkula bo'lmaydi deyotgan bo'lsang, bu seni so'zing xolos. Bizdan faqat aytib qo'yish, amal qilish sendan. Alloh taolo Qur'onda aytgan bizga: "Fazakkir innama anta muzakkir lasta alayhim bimusaytir." Bas ey Muhammad, pand nasihat qiling. Zotan siz faqat bir pand nasihat qiluvchisiz xolos. Siz ularning ustida zo'ravonlik bilan hukm yurgizguvchi emassiz. Biz hech kimni majbur qila olmaymiz. Bizdan faqat aytib qo'yishlik. Akangizning ukangizning uyiga keldingiz, yolg'iz ayol bor ekan, nima qilish kerak ekan endi? Qaytib ketishlik kerak ekan. To ukangiz yoki akangiz kelsin, shundan keyin xotirjam keling. Chiqib masjid namoz o'qib turing, biror ishingiz bilan ovora bo'lib keling, lekin kirmang. Yana qaytarib aytaman, og'ir botar ehtimol, lekin shariat bu. Ziyoratga kirgandagi odoblardan yana biri, senga daxli bo'lmagan narsalar haqida so'z ochma. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi." Ya'ni o'ziga aloqasi bo'lmagan ish va so'zlardan tiyilishi bir kishining islomi chiroyli ekanidandir. Bir odamning zo'r musulmonligi nimadan ko'rinar ekan? O'ziga daxli bo'lmagan so'z va ishlarga aralashmasligidan. Ehtimol senga
bilishin zarar bo'lmagan narsani so'rab, uy egasini noqulay holatga qo'yasan. Yoki yolg'on gapirishga majbur qilib qo'yasan. Senga daxli yo'qmi? Bu narsa haqida savol so'rama. Hamda darsimizning nihoyasida agar sizlarga qaytinglar deyilsa, qaytinglar. Birolaringiz uyga bordingiz, va'dalashmasdan bordingiz. Sizni chiqib kutib oldi. Ammo ichkariga taklif qilmadi. Va bu ham yetmagandek aytdiki, birodar, qaytavering, uyga olib kira olmayman sizni dedi. Siz boshqacha niyatlar bilan kelyapsiz. Bir musulmon birodarini ziyorat qilsa, Alloh uchun yaxshi ko'rib, Alloh taoloning muhabbati vojib bo'lar ekan degan oliy bir chiroyli fikrlar bilan boruvdingiz, eshitaydan qaytavering dedi. Men kirgiza olmayman sizni uyga dedi. Bu kelishilmagan ziyorat birodarlar. Tushuninglar bu narsani. Chunki u ham sizga o'xshagan odam, uni ham sharoiti bor. Ayniqsa mana bir sovuq kunlarda odamlar bitta, ikkita uyni isitib o'tiribdi zo'rg'a. Endi siz bo'yinda qabr holatda borganingizda eshitaydan qaytarsa hech ham xafa bo'lmang, xursand bo'lib qayting. Orqaga qayt desiz, boyagi odamni jahli chiqayotgan bo'lsa, g'azabi kelayotgan bo'lsa, demak bu odam dinidan bexabar ekan. Astag'fir billah. Ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha zalikum khayrun lakum la'allakum tadhakkarun. Ey mo'minlar, o'z uylaringizdan boshqa uylarga to izn so'ramaguningizcha va egalariga salom bermaguningizcha kirmangiz. Mana shu sizlar uchun yaxshiroqdir. Shoyat eslatma, ibrat olsangizlar. Fa in lam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'zana lakum va in qila lakum irji'u farji'u huwa azka lakum wallohu bima ta'maluna alim. Endi agar u uylarda hech kimni topmasangizlar, u holda to sizlarga izn berilmagunicha uylarga kirmangiz. Birodarlar, o'zimiz yashaydigan uydan boshqa uyga ruxsatsiz kirib bo'lmaydi. Kimning uyi bo'lsa ham. O'zingizlar yashaydigan uydan boshqa uyga ruxsatsiz kirmanglar, qo'shnining uyiga kirib bo'lmaydi. Hali o'zimiz akaxon uyi. Akaxonning harami u. Akaxonining harami, uni ayoli bor, qizi bor, senga ko'rsatish xolamaydi. Mumkin emas. Qanday kirib ketasan? Tushunali shu narsani. Islom bir muammo paydo bo'lmay turib, bu muammoni keltirib chiqaradigan sababni yo'q qilib qo'yapti. Kirma uyga o'zining uyidan boshqa uyga. Hattoki mo'ralama deyapti. Agar sizlarga qaytinglar deyilsa, ya'ni kirishga ruxsat berilmasa, qaytib ketinglar. Shu sizlar uchun eng toza yo'ldir. Qarang, yo bugun kuta olmaymiz birodar, ketavering desiz. G'azablanyaptimi? Demak bu odam dinidan bexabar ekan. Chunki Alloh aytayapti, qayt orqangga. Mana shu narsa senga pokizaroq deyapti. Alloh qilayotgan amallaringizni bilguvchidir. Ziyoratchi keldi. Uyiga olib kirishlikka sharoiti yo'q. Mezbon ham xarajda, xijolatchilikda, mehmon ham xijolatchilikda. Shunda uyning egasi bo'lgan odam hech xijolatsiz, birodar, bugun qaytarasiz orqangizga deb qo'yaversin. Chunki Alloh unga bergan ruxsat bu. Aytayapti-ku, agar sizlarga qaytinglar deyilsa, qaytib ketinglar. Mana shu narsa sizlar uchun nima? Pokiza deb aytayapti. Biror marta bo'lganmi hayotimizda o'zimizdan so'rab ko'raylik. Biz borganda shu gapni kimdir bizga aytganmi? Yoki biz biror marta uyimizga kelgan mehmonni shunaqa deb qaytarganmizmi? Demak, bu oyatga hali amal qilmayapmiz bir marta ham. Tushunadiga? Alhamdulillah, Alloh taolaning buyruqlarini qodir bo'lganimizcha bajaryapmiz. Namoz o'qiyapmiz, roza tutyapmiz, Qur'on o'qiyapmiz, zakot, haj. Lekin mana shu buyrug'igacha bizga biror marta biror kishi ziyorat qilib borganimizda qaytib keting deb shu oyatga amal qilishlikka sharoit qilib bermagan ekan. Demak, qaytib ketaring deyotgan paytda ziyoratchi odam xursandchilik bilan qaytsin, birodarlar. Chunki ularga qaytaring deyotgan odam senga Qur'onning bitta oyatiga amal qilishiga yo'l ochib berdi. Odamlar, mezbon, uy egasi shunaqa yengillik, shunaqa ruxsat borligidan xabari yo'q, yolg'on ishlatib qo'yadi.
Çakırıp geldi, gördü. Var çıkıp, dadam yolda koy deydi. Hali balaca çıkardı da, dadam ümmenin videoyu yolda koydu yaptı ya da çıkardı. Bu miskin adam bilmiyordu ki Allah Teala eğer imkan ettiğin olmasa kaytariler doğur ve onge ruhsat bergen idi. Özü hem yalan yapır yaptı. Balasını hem yalan yapırışken mecbur kıl yaptı. Yani özü hem harajla kıl yaptı. Demek bu ruhsat eken buradalar. Ruhsat eken. Hiç kıcalat olmasından kaytariler değişmek mümkün eken. Madem ki gelişilmeyen olsa. Hop. Üyde gelse kaytayım dedi. Ziyaratçı kayttı. Yani ikilasının halatını göreyim. Kayta orayında koyup duruyorum. Hıcalat da üyde gelsin. Hala ki kaytayım deyilirken adamın kaytayatı uyanmadı. Yaman kıldı. Bizi kuruna rağa yakınladı. Eşiklerden bırk bırk kılıp kaytar vardı ya. Yani falan için yeter avaladım yürüdü. Yaman kıldı bizi deydi. Hani şu iş tıkıp durup üyde gelsin nakli ahvalda. Hıcalatta, haracda. Üyge ki ziyaret kıyken iki yan adamın. Şu torun. Bunlar ne kılıçtı ki alası? Allah'ın hükmüge amel kılıçtı mı? Ne Allah'ın hükmüge amel koyup durup hıcalat buladı mı bunlar? Mesela her bittemiz başımızdan ötedi. Ötedi de eğer hakikaten kese buralar kayıt olayım. Ben bugün sizi mehman kılamayayım ben. Kayıt olayım de koysayız. Ketti. Bilesin mi kanaka hıcalat kekirasız? Bu nemanın bilgisi. Siz bilen bizi imanımızdaki nüksanlı bilgisi. Allah razı boladıkken işte kıptırıp, Allah'ın büyürgünü amelge aşırıp koyup durup, hıcalat tatlı yapıp, kutlu bir ayıp işe geldik. Biz ayıp işe yanımız yok. Kaytayken adam fırsat bulup kaysın. Çünkü bu ayet ekenimizdek, o ayet ki amel kıl yaptı. Allah Teala dedi Kur'an'da, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا ف۪ي أَنْفُسِهِمْ خَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا Karın, bu ege ketekken hem, kettizgen hem, ikelesi hem, haracda türüp değil mi? Hıcalatçılığıydı. Allah da olanı mı diye yaptı? Yok. Parvardigarınızı kasam ki, ta ular, öz ortalarda çıkan kelişmavçiliklerde, sizini hakem kılma günlerce, ve keyin siz çıkarken hükümden delilere de hiç kandayı tenlik tapmayı, tola taslim bulma günlerce, boyun sunma günlerce, zinhar mumun bulmazlar. Zinhar mumun bulamazlar. Demek ortada muamma bulganda, ya Resulullah sizi ular hakem kıladı, siz çıkarıp bergen hükümünü bacarışadı ve şu hükümde bacarıp durup kalbı da hıcalatçılığı bulmazlığı kereydi. Biz Allah'a da ayetine amel kıptırıp hıcalat olamız. Demek bu siz bilen bizi imanımızdaki nüksanlı bilgisiyken. Şunerlige. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şimdi kol uşaşlı hususu da. Hiç kaçan beygana bugün ayarlarını kolunu peygamberimiz uşa gelmez. Kolunu ayar kişiye gel. Beygana ayar kişiye tekiz gelmez. Hatta bana Akaba bayatı da peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gel. Yasrib'den. Kendi Medine-i Münevvere'den namlandı. Bayat vergeni, Müslümanlar kegende, bana şu Müslümanların içinde iki de ayol vardı. Asma binti Amr ve Nusaybe binti Ka'b. Erkek kişilerden Peygamberimiz kolunu üşüleb, bayat ogen olsa, bu iki ayoldan kolunu üşemezden, tığla bulan etken bayatını kabul kılıyordu. Ayşe anamız razıallahu anh dediler, Allah'a kasam, Resulullah'ın kolu, özünün ayollardan başka ayollarga tekkenmez. Allah'a kasam, Resulullah'ın kolu, özünün ayollardan başka begona ayollarının kolu tekkenmez. Namahram, ayolga kol berip körüşlik masalası. Yani boya getirkendik, özgü haraşlik olmayan ayollarga kol berip körüşlik masalası. Kala Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, En yat'ana fi rasi ahadikum bimahitin min hadidin hayrun lehu min en yemassa imratan la tahille lehu. Begona ayolunun kolunu üşlegenden köre diye yaptı Peygamberimiz. Begona ayolunun kolunu üşlegenden köre sizlerden biringizinin başıga temirden bulgen kazdıkını kakılışı yakışılardıydı. Namahram ayolu kolunu üşlegeninden köre başıga temirden bulgen kazdık kakılsa şu mesele senin için yakışılardıydı. Yani öyle görüşüyor aramız mı?
siz bilan bizning habibimiz, sayyidimiz Rasululloh sollallohu alayhi vasallam nomahram ayolga qo'lini uzatmagan, qo'lini ushlamagan desa, biz ushlaymizmi? Boshingga temirdan bo'lgan qoziq qoqilgan yaxshi desa, yana qo'limizni uzataveramizmi? Biz musulmonmizmi? Musulmon bo'ladigan bo'lsak, islomni da'vo qiladigan bo'lsak, birodarlar, biz bo'yinsunishimiz kerak. Endi boyaga aytgandek, nima endi oddiy narsada bu deyki odam ixtiyori. Alloh aytdi, siz zulm zo'ravonlik bilan ularga hukm yurgiza olmaysiz. Xolasa qism, xolamasa qilmasin. Lekin musulmon odam itoat qilishligi kerak. Siz uylanishingiz mumkin bo'lgan amakingiz qizi bilan qo'l berishga urushib bo'lmaydi. Tog'ingiz qizi bilan qo'l berishga urushib bo'lmaydi. Xullas, siz uylanishingiz mumkin bo'lgan ayolga qo'l berib ko'rishib bo'lmaydi. Oxira lekin Allohning hukmi ekan, siz bilan biz ixtiyorimizdagi narsa emas ekan. Endi kimga yoqmaydi bu gaplar? U masjidga kelmaydigan, ibodatdan uzoq, darslardan bexabar, mavize eshitmaydigan, dinidan bexabar odamlarga yoqmaydi bu narsa. Endi musulmonlardan masjidga kelib, ilm o'rganayotgan, ta'lim olayotgan odam bu narsani oddiy qabul qiladi. To'g'ri kelmaydi turf odatimizga, lekin shariat ekan deydi, bu narsani to'g'ri qabul qiladi. İxtilot. Mehmondoshlikka borganda, biz yolg'iz borganda nima qilishimizni bilamiz. Endi ayollar bilan borganda-chi? Ayollar alohida o'tursin, erkaklar alohida o'tursin. Ha, birga o'tira olamiz yig'ilishib. Yo'q, mumkin emas. Nima? Meni ayolimdan sen nimani so'raysan? Seni ayoling bilan meni nima ishim bor? Ayollar o'zini xonasida alohida o'zlari o'tursin, erkaklar alohida o'tursin. Bu ham biz urf-odatimizga to'g'ri kelmaydi. Tan olinglar. Nima endi qarindoshlar o'tirib bizniki? Yana bu aytamiz, bu gap kimga yoqmaydi? Boyaga toifa odamlarga yoqmaydi. Ayollar alohida o'tursin, erkaklar bilan emas. Bu qo'l berib ko'rishma, aralashib o'tirma, qayt desa ortinga qaytib ket desa. Bir odam xijolat bo'layotgan bo'lsa, haqligini bilgandan keyin ham. Bu odamning iymonidagi nuqson, kamchiligini bir alomat. Madomiki siz bilan biz musulmon ekanmiz, urf-odatlarimiz shariat doirasidan chiqib ketayotgan paytda shariat doirasini qaytarishimiz kerak. Qaytarib aytaman. Madomiki biz musulmon ekanmiz, bizi urf-odatlarimiz shariat doirasidan chiqib ketayotgan joyda shariat doirasiga qaytarib qo'yamiz. Siz bilan biz urf-odatlarimiz ichida shariatdan chiqib ketadigani juda kam. Ozgina. Shuni hisobga keltirib olsak inshaalloh Alloh taoloning bir roziligiga erishgan bo'lamiz. Bu musulmon kishining ziyoratdagi axloqi edi. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.